Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda çikolatalı, fındık kremalı bisküvi tarifini vermek istiyorum. Yapımı hem çok kolay hem de çok gösterişli bir pasta olacak bu. Bir kere yaptığınızda kolaylığı ve gösterişi sayesinde bundan sonra günlerinizde veyahut 5 çaylarınızda sık sık yapacağınız bir pasta halini alacaktır. Bana güvenin. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığına geçelim. Ve pastamızın ne kadar kolay olduğunu siz de görün. Öncelikle 100 gram fındığı robottan geçirip un haline getirelim ve bir karıştırma kabının içerisine alalım. Ardından 2 paket burçak bisküviyi de yine rondodan geçirip un haline getirelim ve fındıklarla karıştıralım. Malzemeler çok olduğu için hepsini aynı anda robottan yani rondodan geçiremiyoruz. O yüzden ayrı ayrı geçirilmesini söyledim ben. Ve üzerlerine 100 gram kadar tereyağını eritip dökelim ve bir kaşıkla bisküvilerin tüm tereyağını emmesini sağlayalım. Bisküvilerimiz tereyağını emdikten sonra içerisine 3 kaşık kadar fındık kreması koyacağız. Fındık kreması dediğimiz şey Nutella, Sarella gibi ürünlerin çikolatasız ve kakaosuz hali ham fındık kreması, sütlü fındık kreması. Gürsoy markası kullanıyorum çünkü Erzincan'da olduğum için her türlü markaya ulaşamıyorum. Bu vardı ve çok da güzel bir marka, sevdiğim de bir şey. Hatta bulduğum zaman 4-5 tane alıp mutlaka stok yapıyorum. Çünkü bu tarz pastalarda sık sık kullandığım bir ürün ve oldukça da lezzetli bir şey fındık kreması. Kahvaltılarda da kullanılıyor. Fındık kremamızı bisküvi unlarımızın içerisine ekleyelim ve bir spatula ile güzelce karıştıralım. Karıştırması biraz zor olabilir fındık kreması ile hepsinin harmanlanması. Fakat homojen hale gelene kadar tamamen karıştıralım. Gördüğünüz gibi şu kıvamda bir şey elde edeceğiz. Ve artık bunu kelepçeli kalıbımızın içerisine dökebiliriz. Benim kullandığım kalıp 23 santimlik bir kalıp. Evet. Fakat kalıbın burada bir ehemmiyeti yok. Yani kalıbın ölçüsünün bir ehemmiyeti yok. 28 santim kullanırsanız sadece biraz ince olacaktır. 23 santim de biraz daha böyle dolgun göze gelir bir pasta olacaktır. Tüm karışımımızı altına yağlı kağıt sermemize gerek olmadan kelepçeli kalıbımıza dökelim ve bir bardak yardımıyla bastırarak sabitleyelim. Bardaktan sonra kenarlarda yükseklikler kalabilir. Onları da bir spatula ile şu şekilde basarak düzgün bir zemin elde edebiliriz. Ardından bu fındık kreması kısmını buzdolabına kaldıralım ve yaklaşık 40 dakika kadar donmaya bırakalım. Bisküvili tabanımız donarken biz çikolatalı kısmımızı yapalım. Oldukça kolay. 200 ml kremayı ocağa alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ardından ocağı kapatın ve içerisine 300 gram sütlü çikolatayı kırarak ekleyin. Karıştırarak eritin. Eridikten sonra tezgahınızın üzerine alın ve 1 saat kadar gidip gelip karıştırma suretiyle soğutalım ki videoda gördüğümüz bu katı kıvamı almış olsun. Ardından bisküvili tabanın üzerine dökün ve şöyle üzerini bir spatula ile hafifçe düzeltin veyahut tezgaha bir iki kere vurursanız da düzelir. Dikkatli olun yalnız vururken. Pastamız yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında dinlensin. Biz de üzerinin dekorunu yapalım. Az miktarda çikolata eriteceğimiz zaman pratik bir yöntem vermek istiyorum size. Bir buzdolabı poşetinin veyahut bir sıkma torbasının içerisine eriteceğiniz miktarda çikolatayı koyun. Onu bir bardağa veyahut bir kaseye yerleştirip üzerine kaynar su dökün. 5 dakika kadar beklediğinizde çikolatalarınız erimiş olacaktır. Çikolatayı dökmeden önce dekor için mutlaka suyunu, nemini bir havlu yardımıyla bu şekilde alın. Çünkü biliyorsunuz su çikolataya değdiği anda çikolatanın yapısını bozuyor. Erimiş çikolatamız hazır ve artık pastamızın üzerini süsleyebiliriz. Sıkma torbasının ucunu istediğiniz kalınlıkta kesip işleme geçebilirsiniz. Fakat bir püf nokta daha söylemek istiyorum. Çikolatayı erittikten sonra direkt süslemeye geçmeyin. Çikolatanın hafif soğumasını bekleyin. Biraz kıvam aldığında çok daha dolgun ve çok daha güzel bir şekilde dökülecektir. Ve o istediğimiz tok şekli elde edecektir.
Hafif soğuduktan sonra beyaz çikolatamız. Pastanızı nasıl arzu ederseniz öyle süsleyin. Önce ben böyle kafes kafes bir görüntü yapmak istedim. Fakat sonradan aklıma üniversitede yaptığım ebrular geldi. Ve bu görüntüyü elde ettikten sonra bir kürdan yardımıyla bu şekilde yuvarlaklar çizerek ebru görüntüsü oluşturdum. Ve çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Süsleme kısmı tamamen bizim hayal gücümüze bağlı. O yüzden arzu ettiğiniz gibi süsleyin. Pastamız hazır. Buzdolabında 1-2 saat dinlendikten sonra artık donmuş demektir ve net dilimler elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem çok pratik hem çok lezzetli bir pasta oldu. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyetler olsun.